Herkese selamlar, yepyeni videoya karşınızdayız. Bugün sizlerle Abdurrahman'la beraber Ricardo'su, kuracağız abi. Ondan sonra tabii ki Abdurrahman'ın eserlerine geçeceğiz. Yani şu an nasıl heyecanlıyım anlatamam ama giriyoruz abi. Yani girişteki o Türk bayrağı falan çok iyiydi. Yani dil seçeneğinde Türk bayrağının falan böyle dalgalandığını görmek çok güzel bir şeydi bence. Yani o bile beni çok mutlu etti. Bilmiyorum yani, nasıl heyecanlıyım anlatamam yani. <laughs> abi her sene şu oyun başındaki şu heyecan var ya hiçbir şeyde yok. Gerçekten hiçbir şeyde yok. Ben normalde burada hani Almanya'yı seçmiyordum. Hep başka şeyleri seçiyorduk ama bir sefer Almanya'yı seçeceğim. Yani genelde İngiltere'yle, ile, Brezilya ile, Fransa ile başladık. Üstümüze Bayern Münih formasını giydik ve Almanya'ya basıyoruz abi. Almanya giden bir oyuncu gelir diye düşünüp yolladım. Ve Almanya paketten non rare bir kart geliyor. Void geldi. Yani kötü bir defansa değil aslında. Satlarına bakacak olursan gayet iyi gibi görünüyor. Oo forvetimizde kral var. <laughs> Dönüşe geldi. Burada e, forvet seçmek mantıklı. Burada hangi pozisyonu seçerseniz o pozisyonu size yedek bir tane kiralık oyuncu veriyor onun yerine. Tabii ki burada seçtikten sonra şey de yapabiliyorsunuz arkadaşlar hani beğenmezseniz diğer bir pozisyonda geçebiliyorsunuz. Abi buradan direkt e, ben buradan forveti seçeceğim direkt. Almam bir forveti. Bunun yerine kiralık Haaland gelsin lütfen. Tamam. Haaland oynamayı çok istedim çünkü. Tamamdır abi. Buraları geçebiliriz. Burada takım formamız diyor. Of İtalyan'ın forması geldi ya. Ama Haaland'a sarı forma daha çok yakışıyor. Ben bunu seçeceğim. O yüzden bir sonrakinde sarı verir diye düşünüp. Öf Spurs'un forması da çok iyi ya. Abi ikinci formamız biraz kötü oldu aslında. İlk formamız mavi seçtik. Ben bunu da Olimpik Lyon'u seçeceğim. Alayım mı? Alayım abi. Haaland'a yakışır sarı. Haaland'a sarı yakışır. Of işte Dortmund geldi abi. Dortmund geldi. Bu sene hedefimiz aslında başlangıçta Haaland. Yani ben Haaland'ı çıkaramazsam muhtemelen almayı düşünüyorum. Fiyatı artmadan almak istiyorum ve oyuna başladığımız için oyun bize bunları veriyor abi. 3 tane altın kiralık oyuncu. Geçen seneden kalan işte görevleri yaptığımızdaki gelen formalar ve 3 tane altın oyuncu. 80 üstü nadir paket ve bir tane stadyum başlangıç paketiyle 1K buz paketi geliyor. Yani o da 10 maç boyunca 1K fazla para alacağız. Burada oyun için başlangıç ekibinden gelen mesaj geliyor. Ve başlıyoruz abi. İlk başta oyun bize tanıtıyor tabii kendince bir şeyler. Her sene aynı şeyler. Stadyumu açalım abi önce. Seni bekleyen ülkelerim var dedi. Buradan çekiyoruz abi 3 tane. Altın dediği Bu normal altın mı? O zaman pek bir önemi yok. Yollayalım abi. Oha. Abi burada. Tabii ki son ya. ya, ya. Evet, Fodun kartı bayağı iyi oldu bu sene başlangıç için aslında. Fodun bir iki defa totvi çıkartırsa uçuk bir kart olabilir. Yani gerçekten bayağı iyi bir kart olacağını düşünüyorum. Ve en baştan başlıyorum o zaman. Yolluyoruz abi. Bu arada FP'miz gelmemiş. Ona da dikkat ettik. Erling Haaland'ın formalı bir şeyi geliyor. Haaland'ı çektiğimiz için ilk başta onu geldi. Wolves'un forması. Burada herhalde birkaç tane forma olacak. Aynen Wolves, Rangers, İrlanda. Galatasaray'ın şeyi geldi. O Chelsea ve Bayern Münih'in kulüp marşı geldi. Bu baya güzel. Yani baya... Aynen onu direkt kullanırız. Yani oyunun başında bu kulüp maçları olsun işte gol sevinçleri olsun bunlar aslında çok etkili. insanı biraz daha oyuna bağlıyor. Ondan sonra tabii ki bıkıyorsun belli bir şeyden sonra ama oyun başlarında bunlar güzel. Evet abi söyle birini açalım. O zaman senin için ortaya yolluyoruz. Bort gelir mi? Yok, nadir altın geldi. İspanya Kaleci. Paulo Lopez bu sene 80'e düştü. Rare bir kart. Ya yani arkasında hani düşük iyi bir şey gelir mi bilmiyorum ama bayağı bir oyuncu verdi bize be. Üf. Raşika Evet, Raşika güzel bir kartmış aslında. Ya yani bunlar seni birkaç SP'sini yapmanı aslında yardımcı olabilir. Aynen. bayağı kötü değil bence. Gayet iyi. Abi ben sağdakini yollayacağım. Ve 3, 2, 1 yolladık abi hadi. Nadir bir tane var ya. Bir şey ver lan onunla. Bir tane nadirden. Ya benim de hoşuma gitmedi. Arıyorla para ediyor değil mi bu arada? Ya çünkü bu tarz katlar. Of 82 mi? Aureola. Üf. Abi ben bunu satarım abi. Ben bunu satarım. 8 buçağı var abi. Ben bunu direkt hatta şurada yolluyorum abi. 8 200'e yolluyorum. Yani pek şu an benim için oyun başında böyle bir kartlar hiç önemli değil. Yani bir kalecinin yüksek rating olması hiç önemli değil gerçekten oyun başında. Tabii ki illaki bize yarar sağlayacaklar. Bu sene kaleciler oldukça iyi diyorlar. Yani geçen senelerdeki kaleci şeyi yok bu sene. Ama olsun gene de oyun başında coins coins'tir abi. O yüzden yolladık ve son paketimizi açıyoruz. Yok abi. Para 81 ratingli. hız biraz düşük. Herkes geçen sene Paradis'in müthiş kartını oynadı. Ama bu seneki kart o kadar iyi değil. Gelen oyuncular çok aslında böyle aman aman değil ama bunlar SPC'de bizi gerçekten çok rahatlatacağı için pek sorun yaşamayacağım. O yüzden e, sıkıntı değil diye düşünüyorum. Bu arada FIFA Point'i onu yapacağız aynen. Şunu futana ben diyelim. Bu arada FIFA Point'e gelmeyen arkadaşlar için de oyunun geldiği gün FIFA Point gelecekmiş. Bazı kişilere FIFA Point gelmiş bazılarına gelmemiş. Oyunda bir hata var şu anda. Zaten çoğu kişide çok saçma şeyler oluyor. Hani bu sadece size özel bir şey değil. O yüzden bu konuda biraz beklemeniz gerekecek. Biz de bekleyeceğiz. Yani oyunun açıldığı günü bekleyin abi. Şurada bir ön izlemeyi de yapalım bu arada. Ha yani ön izlemeden volkat gelir mi? Yok artık. Dimarya geldi. Abi bu nasıl bir şans? İlk volkatımızı aldık filan. <laughs> i̇lk pakette ilk volkat ben de yani bak normalde videolarda biliyorum hatta YouTube'a attım bile abi nasıl volka at nasıl bort olur diye ama ben yani şimdi bir önceki pakette biz stadyum paketinde Haaland çıktı ya ben onda da şaşırdım mesela. Abi bunda hiç beklemedim öyle bir şey. Ya para etmiyordur diye düşünüyorum. Çok para edeceğini zannetmiyorum bu kartın. Ama 7.5 hayal alıyorsun abi şunu. Ne kadar bu kart? 20k. Abi 20k ne iyi ya? 15K bile var. 9K'ya var. Oyunun başında bu kadar ucuz gibi görünüyor ama bakın bir hafta 10 gün sonra, bir ay sonra çok artacak bu oyuncular. Çünkü biliyorsunuz ki SPC'ler gelecek. Ayın oyuncusu paketleri, ufak SPC'ler. Onlar da illaki yüksek dediğimde oyuncu isteyecek. Yani zaten bu sene bu ayın oyuncusu paketleri vaya olacak. O yüzden bu tarz kartlar para edeceği için yani bence hani elinizde eğer paranız varsa harcamayacağınız paranız varsa coins bekletmek yerine şu tarz kartlardan alın bak. 80'lik bir David Neres 5-6K'ya gidiyorken şu kart 8K'ya gidiyor abi. Sen düşün. Yani bir Neres'i bir ay sonra 3K'ya bulursun, 2K'ya da bulursun. Ama bu kartı 3K, 2 ay asla bulamazsın. 8K'ya da bulamazsın. Bu kartın ederi şu an 8K ise o zaman 35-40K olacak. Ben geçen senelerde hep bunu yaptım. Eğer elinde coin varsa ve kadron da diziliyse abi direkt bütün paranı bunlara yatır. İleride sana yardımcı olacak. Kaleciler fazla olmuyor ama bu burta taraflar daha fazla artıyor. Çünkü Dimara'yı kullanmak isteyen de olur ama kaleci sadece SPC'ye basılacağı için genelde kaleciler çok fazla artmaz ama bu tarz mevkileri güzel oyuncular ve oyunda kullanacak oyuncular daha çok para eder diye düşünüyoruz. Ha, bu hesapta fazla bir şeyimiz kalmadı aslında. Ben tabii ki WebUp'da bir şeyler yapacağım. O yüzden hani burada da fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü 10 saatlik bir var. Squad ve bunları değerlendirmek istiyoruz. O yüzden şimdi Abdurrahman hesabına geçeceğiz. Şimdi bakalım ona ne yaşayacağız hep göreceğiz. Ve şimdi ikinci hesabımıza geçtik. Ülke hesabı açarken Abdurrahman'ın sesi gelmemiş. Bunu yeni fark ettik. Neyse ki fark ettik en azından. Videonun sonuna kadar böyle devam etmedi. <gülüyor> yani. <laughs> yani Abdurrahman'ın içine doğdu ve o paketi açtık. Güzel şey oldu aslında ama işte yani hiç sesinin gelmemesi biraz kötü oldu. Neyse. Videoya böyle sanki tekrardan başlamış gibi düşünün abi. Evet. O zaman sağ gösterdik sol vurup İngiltere mi yapsa? İsterim ki seç abi. Portekiz de olur, Hollanda da olur yani. Aslında pek önemli değil. Ya pek bir önemi yok aslında. O zaman abi Ben de bir çılgınlık yapıp bana da Almanya aç abi. O zaman Almanya geliyor hadi bakayım. Bu kadar düşündük ve Almanya'yı seçtik. Paketimizden kim geliyor abi? Yani biraz daha kötü bir kart. Abi Halzenberg'in hızı gitgide düşüyor ya. Evet. ne, ne şey seçiyoruz? Forvet mi seçiyoruz? Serdar Dursun'un gene olması peki. Fenerbahçe'den gideceğiz herhalde. <laughs> Orta sahada kim var ya? Ona bir baksak mı? Bakalım. Bakalım kim var? Bakalım abi. Meo'da kim varmış? Meo'da bunlar var. O zaman ben Pogba'yı seçerim. Pogba'yı mı alalım? Aynen Pogba'yı alalım. Tamam abi. Weissiral. Hayırlus. Burayı geçelim. Şimdi formalar. Oy. Arsenal güzel. Milan da iyi aslında. Ben Benfica'yı alacağım ben. Benfica mı Milan mı? Benfica, Benfica daha iyi. Yani. Tamam o zaman Benfica'ya. Benfica, Benfica bana da geldi. Almadık. Sana geldi. Uf, Belçika mıdır Yoksa Norveç mi? Evet. Hangisi? Norveç olsun ya Norveç. Norveç'i seçtik abi. O zaman elini kalan geliyor. Oo. Oh. Olsun. Burada kimi seçiyoruz? burada seçeceğimiz takım belli ya. Liverpool'u alıp geçeriz. Alıyoruz o zaman Liverpool'u. Hayırlı olsun abi. Pogba. Kadro efsane bir kadro. Bu kadroyla bu sene neler yapacağız siz izleyin görün sadece. Lan yani sesin olmaması kötü oldu ama şimdi neyse. Halledeceğiz o işler be. O evet. işler halledeceğiz. Hani Bana paket da gelmedi şey paket. Paket yok mu? Niye yok? Nasıl sen SPC yapmadın mı günlük SPC'leri? Yaptım. Hepsini yaptım. Kademe bir kademe iki falan. Yaptım ya. Beraber yaptık hatta. E hani paket nerede? Bir ön izleme yapıyorum o zaman. Bir ön izleme yaptı. Paket niye yok? Abi paketin olmaması gerçekten büyük saçmalık. Ben anlamadım. Yani paketim yok diyen var. Paketim var ama açamıyorum diyen de vardı. O yüzden hani vardır bir hayır deyip ben ön paketini açıyorum abi. Yok o şans sende yokmuş. Ama şans tabii ki bir heyecanla değil. şu hesaba girip de hiçbir şey alamamak üzdü beni. <laughs> Çünkü gerçekten çok saçma bir şey abi <laughs> bak bunu e, yaşayanlar olmuş. Olmadı değil yani bana yazanlar oluyordu abi paketim var açamıyorum. Paket gelmedi. İşte hiç oyuna hiç giremiyorum diyen de var. Yani bu bizim için bir fiyasko oldu ikinci hesap. İlk hesapta senin sesinin olmaması biraz saçmaydı ama neyse hesapta fazla kalmadan çıkalım. İzleyen için şimdilik teşekkür ediyoruz. Diğer hesabımızda tabii ki espitlerimizi falan yapıp bir squad falan yapacağız. Onlar da ayrı bir video olarak gelecek tabii ki. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Firem 2'de bomba gibi geleceğiz. Siz de bizi takipte kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.